kurduğu sahte fon üzerinden futbol dünyasının ünlü isimlerini tuzağa düşürdüğü ve milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan bir mektup kaleme almıştı. Mektupla ilgili yeni satırlar ortaya çıktı. Fatih Terim detayı oldukça dikkat çekici. Öte yandan bir gelişme daha var, o da fon vurgunuyla ilgili. Banka çalışanlarına ise takipsizlik kararı verildi. Başta eski futbolcular olmak üzere 29 kişiden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar toplayan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın mektubunda yeni detaylar ortaya çıktı. Erzan 109 sayfa yazdığı mektubun satır aralarında Fatih Terim'e yüklendi, hiçbir zaman paranın kaynağını sormadı dedi. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum. 2013 yılından itibaren Fatih Terim'in tüm bankacılık işlemlerini yerine getirmeye başladım. Yıllar itibarıyla bankacı müşteri iletişimimiz ilerleyip abi kardeş, baba kız dostluğumuz olmuştur. Bu durum beni her zaman gururlandırıp tarafımda yüksek motivasyon sağlamıştır. Sayın Başkanım, Fatih Terim tarafımdan hiçbir zaman zorla ve baskıyla yüklü tutarlar talep etmemiştir. Ama hoca da hiçbir zaman Seçil nereden geliyor bu faiz diye sormamıştır. Her şey üstü kapalı bir şekilde gidiyordu. Herkes halinden memnundu. Erzan sadece Fatih Terim'le ilgili değil, Arda Turan'la ilgili de içini döktü. 7 milyon 500 bin dolarının kayıp olduğunu iddia eden Turan'ın böyle bir parası yoktu dedi. Başkanım, örneğin Fatih Terim'in kredi ödemelerinden kaynaklı nakit sıkışıklığı vardı. Arda Turan'ın çok yüklü, söylediği gibi nakdi yoktu. Mal varlıkları çok fazlaydı ancak nakit sıkışıklıkları vardı. Ya da yaşamak istedikleri, yaşadıkları hayat standardını artıracak gelirleri yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı. Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum diyen Erzan, o süreçte yaşadıklarını da işte bu sözlerle anlattı. Saçımın teli kopsa aman sana bir şey olmasın diye 10 kişi eve bana bakmaya geliyordu. Bense aklımı oynatacak duruma gelmiştim. Ödenmesi gereken bu kadar borcun üzerine hala bu insanlar benden umarsızca paralar bekliyordu. Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum. Bu saatten sonra benim için yaşamanın hiçbir öneminin olmadığı, sadece annemi görebilmek için dayanmaya çalıştığım çok zor, acı bir sınavla sınanıyorum. Dayanmaya çalışıyor, çırpınıyorum. Fon vurgununda bir son dakika gelişmesi de gün içinde yaşandı. Erzan'ın çalıştığı banka yetkililerince alıkonulduğu ve baskı yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sona erdi. Bu iddiaları değerlendiren savcılık suçlamalar için takipsizlik kararı verdi. Böylece banka müdürü başta olmak üzere tüm şüpheli banka çalışanları kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamalarından kurtulmuş oldu. Arkadaşlar, kapatın. Arkadaşlar, görüşme var.